Uzunca bir aradan sonra merhabalar, Bilim Fili Podcast'e hoş geldiniz. Ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozda. En son 2018'in sonunda bir yayın yapmıştık. 13. podcast'imizi yapmıştık. Son yayın demiştik ona. 2018'in son yayını dedik. Aradan bir 6 ay tam geçti. 6 ay geçti, evet. Niye uzattık biraz? Onunla ilgili bilgi verelim yani. İnsan, belki bizi merak edenler olmuştur bu süreçte. Ben askere gittim. Ben askere gittiğim süreçte sen... Ben ameliyat oldum. Ameliyat oldum. Üst üste denk geldi. 2-3 ayım böyle resmen yatalak gibi geçti. Bir yaşlılık fragmanı yaşadım yani resmen. Zor bir süreç atlattım. Şimdi daha iyiyim. Ama üst üste eklenince de araya böyle istemediğimiz diğer insani sebepleri de bir araya ekleyince bir uzun bir kesinti girdi araya. Şimdi artık 2019'un ilk yayını diyebiliriz ama. Şimdi daha iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ evet. Bir, yani ciddi bir ameliyat atlattı. Tekrar öyle gerçekten yani diyelim. Şey bir başına gelmeyince bilmiyor insan. Yatak durumunda geçip her şeyde muhtaç olunca anlıyormuşsun. Biz de çok çektik o süreçte. bir yandan da Dina'yı taşıdık. Evi taşıdık. Yeni stüdyoyu kurduk. Dolayısıyla buradan da aslında bir vakit. Yani şimdi hep o vakit kaybımıza sebep olan şeylerle ilgili. Sinirize etmemiz her lazım. Doğru. İkna etmemiz lazım karşı tarafı. Doğru. Ama gerçekten de bunları yaşadık. Ve bu süreçte aslında güzel bir haberimiz oldu. Uzunca bir süredir sürekli olarak yakında evet, dediğimiz bizim de aslında çok heyecan duyduğumuz ama bir türlü nihayete de vardıramadığımız animasyonumuz nihayet ikinci animasyonumuz yayına girdi. Stresin vücuttaki etkileri olarak yayında şu an YouTube kanalımızda. Güzel tepkiler aldık yine hani bu ikinci animasyonumuzu biraz da hani nasıl diyelim emekleme aşamasından biraz daha böyle iki ayak üzerine doğrulmaya kalkmış gibiyiz desem doğru, çok abartmış olur bilmiyorum. Yanlış değil bence de öyle çünkü aslında bunu atıyorum 2,5-3 yıl önceki halimiz için de söyleyebilirdik. Tabii. O zaman belki o zaman öyle düşünüyorduk ama ilerledikçe aslında daha tam kalkamamışız. Hala gidecek yolumuz var da hep hissediyoruz. Bu aslında bizim hep üzerine bir şeyler koymamızı sağlıyor. İşimizi kalitesini arttırmamızı sağlıyor. Stüdyo için de bunu söyleyebiliriz. Yaptığımız animasyonlar için de. Belki seçtiğimiz konular için de. Yaparken de öğrendiğimiz çok şey oluyor elbette. Tabii ki de artık bence de yavaş yavaş doğrulmaya başladık. Umarım 5 yıl sonra da daha o zaman doğrulamamışız. Şimdi yeni doğruluyoruz falan demeyiz. Doğrulmuşuz demeyiz umarım. Peki başka bugünkü konumuzdan bahsedelim mi yani girelim mi yoksa senin söyleyeceğin başka bir şey var mı? Benim söyleyeceğim başka bir şey yok artık yani gecikmemizi ben şimdi düşünüyorum göre. Evet gecikmemizin de sebeplerinden bahsettiğimize göre bu bugünkü yayınımızdan istersen söz edelim 2019'un ilk yayınından. bugün ne konuşacağız? Bugün nükleer santralleri, nükleer enerjiyi ve olası bir nükleer patlamada ortaya çıkan radyasyonun sebep olduğu zararlardan hem çevresel zararlardan hem de sağlık üzerindeki zararlardan bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra işte bir nükleer santral nedir, nasıl çalışır bunların prensiplerinden biraz bahsetmeye çalışacağız. Son dönemde biliyorsun ki popüler de oldu yani hani bir işte dizi vasıtasıyla diyelim. Popüler de olan bir konuydu. Evet. Bir de 25 Haziran'da Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldönümüydü. Hem de ona da böyle anmış olacağımız bir yayın olur belki. Çünkü orada da değineceğimiz konular var. Aynen öyle. Yanı başımızda bir Çernobil felaketi yaşandı. Onun etkileri hala bugün belki devam ediyor. Sağlık üzerindeki etkileri, çevre üzerindeki etkileri ve bugün artık nükleer santral meselesine nasıl bakmamız gerektiğine dair de tartışmalar aslında sebep olabilen pek çok örnek de yaşadık. Tehlike de atlattık. Dünya tarihi onlarca kaza sızıntıyla yani dolup taşıyor. Bir sürü örnek vermek mümkün. Hem doğal afetler dolayısıyla oluşan şeyler hem insan hatasıyla hem de işin yani nükleer santralin doğası gelişti. O doğa nedir onu konuşacağız. Santralin kendi yapısı, inşası ve işte içindeki bir takım dinamikler nedeniyle oluşan hataların nelere sebep olduğu ile ilgili de aslında konuşmuş olacağız. Bunların hepsinin totali bugünkü konumuzun aslında çok da böyle parlak, böyle çok mutlu bir konu olmadığını gösteriyor bize. Ama bir taraftan da belki diğer içeriklerimizle de bağlantılarını kurabileceğiz. Mutasyon bunlardan birisi biliyorsun. Kanser, evet, kanser konusu yine bunlardan biri. Evet hala bu arada bir kesim için tartışmalı olduğunu da görüyorum. Veriler hala net değil. Yani o insanların neden kanser olduğu net değil falan gibi şeylere de belki cevaplar arayabiliriz.
bu podcastimizde. Evet. Şunu da söyleyelim, sözünü unutma. Şimdi, nükleer santral gibi meseleler aslında bizim bu ilk yayınlarımızda da bahsettiğimiz, bilim okur yazarlı bilimin doğası yayınında da bahsettiğimiz sosyo-scientific issue'lar dediğimiz, yani bir yanının topluma, bir yanının bilime dayalı olduğu, bağlı olduğu konular. Dolayısıyla yani net de bir şeyden, sonuçtan ya da verimlidir bu, iyidir ya da işte zararlıdır da diyemeyeceğimiz bir konu aslında. Dolayısıyla biraz böyle üzerine konuşacağımız, hem faydalarını belki konuşacağımız hem de bir yandan da olası zararlarını konuşacağımız bir yayın olacak. Bu anlamda ben ilk önce sana bırakacağım sözü. Bir nükleer santral nedir, nasıl evet. çalışır, bununla başlayalım. İşte o niye nükleer deriz, o nükleer nereden kaynakları, onlardan bahsedelim. Sonra belki ben biraz sağlık üzerindeki etkilerinden bahsedelim. Biraz böyle güncele de değinmiş oluruz. Çok Çernobil'e bir atıf yaparız, işte Fukushima'ya bir atıf yaparız, daha güncel, daha yeni. Devamında da bakalım bizi nereye götürecek, tartışma görelim. Peki. Bir kere önce nükleer enerji santrali dediğimiz zaman adıyla direkt karşımıza çıkan nükleer kelimesiyle bir haşır neşir olmamız gerekiyor. Nükleer santraldeki o nükleer nereden geliyor? Neden nükleer diyoruz? Nükleus kelimesinden devşirme bir şey. Nükleus çekirdek. Hücre çekirdeği için de bu kelimeyi kullanıyoruz. Atom çekirdeği için de bunu kullanıyoruz. Nükleer enerji santralinde kullandığımız çekirdek. Bir atom çekirdeği ve uranyuma ait. Şimdi tabii uranyum dediğimiz zaman komple bir aslında yine bir soru işareti. Çünkü 232'den başlayarak 238'e kadar izotopları var. 238 kendisi. Evet, yani en azından en kararlı hali. Bu uranyumun bir elde edilişi var. Bir taraftan nükleer enerji santrallerinde kullandığımız biçiminin üretilişi var. Ve o nükleer enerji santralinin bir de çalışma sistemi var. Bunlardan bahsettiğimizde aslında kafamızda İşin başlangıç noktasıyla ilgili soru işaretlerini azaltma şansımız var. Ben bundan biraz bahsetmek istiyorum. Uranyum ilk olarak 1789 yılında bir aslında Joachim Sal diye bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan bir gümüş madeni içerisinde keşfedilen bir cevherden bulunuyor. Klaproth keşfeden Alman bir araştırmacı, jeokimyacı diyebiliriz. Kimyacı aslında. Martin Heinrich Klaproth. Uranyumun cevher halinden, yani cevherinden keşfediyor. Tabii o zaman bundan nasıl elde edeceğimizle ilgili bir fikrimiz olmadığından çoğunlukla işte camları, süs eşyalarını renklendirmek, onlara renk vermek için kullanılıyor. O zaman bahsettiğim, yani dediğim o gümüş madenini takiben artık dünyada uranyumu nerelerden elde edebileceğimizle ilgili araştırmalar yapmaya başladık. Bugün izleyicilerimiz yanlışsam düzelsinler beni. 10 tane yerden, madenden uranyumu çıkartıyoruz. Kazakistan tek başına %27'sini oluşturuyor bunların. Kanada %20, yani neredeyse 2 ülke %50'sini oluşturuyor. Onun dışında Namibya, Rusya, Nijer diğer madenlere sahip ülkeler. Burada uranyumu elde ettikten sonra geleneksel bir yöntem var, bir de modern bir yöntem var. O uranyumu cevherinden ayırt edip, çıkartıp saf halde elimize almamızı sağlayan bir süreç. İki süreçte de son halde biz aslında çözünmüş bir uranyum elde ediyoruz. Daha sonra bilinen, çok klasik liselerden bile hatırlayacağımız, lise eğitiminden hatırlayacağımız klasik yöntemlerle, iyon değişimiyle, çöktürmeyle ve filtreleme yöntemiyle yellow cake dediğimiz o sarı uranyumu elde ediyoruz. Bu uranyum kendi bulunduğu halde, yani 238, 92 proton, 146 nötronuyla, 238 kütle numarasıyla uranyum kendisinin aslında en saf, söyleyebileceğimiz en kararlı hali. Çok uzun bir yarı ömrü var. Birazdan yarı ömrüne şimdi bir soru işareti koyalım. Sen de dediğin zaman değer alıp açabilirsin. Uzun bir yarı ömrüne sahip ve o kadar da radyoaktif bir şey değil. Aslında yani burada bir yellow cake olsa, şöyle bir tepsi. Hani yellow cake tabii şey, hani sarı bildiğimiz uranyum burada bulunsa. Bize bundan bir metre uzakta dursak, yani Dina'nın bulunduğu yerde veya oralarda dursak. Maruz kalacağımız radyasyon ortalama bir uzun uçak yolculuğunda, jet yolculuğunda kozmik radyasyon neredeyse yarısı kadar. Bu tabii yani işi masum göstermenin bir aslında yolu gibi de görülüyor olabilir. Ne var ki uranyum cevherinden faydalanmıyoruz nükleer enerji santrallerinde. Uranyumun başka bir formu var.
Yani bir izotopu var aslında, form demeyelim. Bu da uranyum 235, yine 92 protonlu. Ama bu sefer nötron 143, sayısı. Evet 3 nötron, daha az, 143 nötronlu. Bu uranyum neredeyse 4 kat, 5 kat daha radyoaktif. Ve yarı ömrü de 700 milyon yılın biraz üzerinde. Yine bozulma miktarı o kadar çok görünmeyebilir. Çok fazla saçılım yapmıyor olabilir. Ama kütle numarasını düşündüğümüzde 700 milyon yılda yapacağı ışımanın ne kadar çok olduğu zaten tahmin edilebilecektir. Unutma hemen sözünü. Araya evet, bunu söyleyelim. Yani yarı ömür nedir onu söyleyelim. Yarı ömür bir işte radyoaktif elementin miktarının yarıya, tam yarıya indiği süre aslında. Yarı ömür diyoruz biz buna. Bu giderek işte sıfıra doğru yaklaşıyor. Her işte kaçsa o elementin yarı ömrü, ona göre sıfıra doğru yaklaşıyor. Her defasında 4 ise 2 oluyor, 2 ise 1 oluyor, 1 ise 0.5 oluyor, 0.5 ise 0.00. Ve hepsinin arasında aynı zaman geçiyor. 700 evet. milyon yılsa yarı ömrü, her yarı ömrün azalması yine 700 milyon evet. yıldır. Daha az kütle diye o yarı ömür kısalmaz. Evet, onu da söylemiş olalım. Arthur Jeffrey Dempster, 1935 yılında yani 20. yüzyılın aslında ilk yarısında uranyum 235'i keşfeden ve bugün o nükleer enerji santrallerinde kullandığımız uranyumu keşfeden kimse Amerikalı. Biz ne yapıyoruz nükleer enerji santrallerinde? Bu uranyumun florüllü bir bileşiğini kullanıyoruz. Bunlar şeyler halinde, böyle nasıl diyeyim, büyük nargile kömürleri gibi düşünebiliriz. Yani bunlar böyle topaklanıp kütleler haline getiriliyor. Ve nükleer enerji santralinin bir kısmında böyle çubuk diyebiliriz, içi boş borular diyebiliriz. Bunlar şeyler, kontrol çubukları. Bu çubukların içerisinde bunlar dolduruluyor. Bunlar, bu çubuklardan çok fazla sayıda oluyor. Bunlar bir tane assembly oluşturuyor. Bir araya gelmiş. Aynı bizim kas liflerimiz gibi düşünebiliriz. Demet oluşturuyor. Bir demet oluşturuyor. Ve bu demetlerden bir sürü oluyor. Bunların hepsinin, bunların içine nükleer enerji santrali içerisinde nötron bombardımanı yapıyoruz. Bir adım geri atıp şeyi söyleyeceğim. Biraz önce söylediğim nötron sayısı daha az olan uranyum 143 nötronundaki o açık 3 nötronu aslında bekliyor. O 3 nötron olmadığı için aslında çekirdek bildiğimiz kararlı halinde değil. O bombardımanla anında ışımaya başlıyor. İşte ilk nötronu aldığı anda, yani uranyum 236'ya dönüştüğü andan itibaren çoğunlukla iki tip bozulmaya uğrayabilir. Bunlardan birisi baryum ve kriptona dönüşmesi veya ksenon ve stronsiyuma dönüşmesi. Birinci ihtimalde baryum ve kriptona dönüşmesi ihtimalinde yine 3 nötron açıkta kalıyor. Bu 3 nötronu tekrar saçıyor. Bu da çevredeki, yani etrafındaki hemen dibindeki diğer uranyum 235'lerin bu nötronlarla bombardımana uğramasına ve onlardan aynı bozulmanın zincirleme devam etmesine bir zincirleme reaksiyon başlıyor. Buradan çok büyük bir, yani işte birkaç gramı falan da bahsetmiyoruz burada. O çubukların tamamını, bir de o bahsettiğim her çubuk, içine doldurduğumuz her çubuk 3-4 metre yüksekliğinde ciddi bir radyoaktif ışıma başlıyor. Buradan bir ısı üretiliyor ve bir akış başlıyor. O ısı bir steam generator'la akışa başlıyor ve bir türbini döndürüyor. Evet. Bu türbin hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde ediyor. Kısaca bu. Şimdi bu akış şeması içerisinde itirazlar, yani nükleer enerji santrallerinin zararlarının nereden çıkabileceğiyle ilgili şeyleri konuşalım. Daha sonra da yine vaktimiz ölçüsünde açarız bunları. Bu çubuklardan birisinde o yüksek ısı, o radyoaktiviteden dolayı oluşan yüksek ısının mesela o çubuklarda bir, o çubukta kullanılan çelikte bir erimeye neden olması ve erimenin olduğu yerden o radyoaktivitenin sızması, aslında sızıntı dediğimiz şey ya da işte melting, aslında oradaki o erimeyi takiben bir radyoaktif akışın başlaması mesela gayet üretilen malzeme dolayısıyla ya yani içinde yapılanmış malzeme dolayısıyla, inşası dolayısıyla ortaya çıkabilecek bir hata. Bu sızıntının nelere yol açabileceği işte birazdan sağlık kısmında belki sen daha detaylı açarsın, gözler önünde aslında. Bir taraftan başka şeyler olabilir, depremler, heyelanlar. Fukushima'da olan gibi bir şeyi takiben, yani bir tsunami'yi takiben böyle bir sorun ortaya çıkabilir. Aslında bizler teknolojiyi ne kadar geliştirirsek geliştirelim. Yani French Atomic Energy Commission'ın, yani Fransız Atom Enerjisi Komisyonu'nun bir bildirisinde, bir yayınında şu açıkça söyleniyor. Teknolojiyi, nükleer enerji santralinde kullandığınız teknolojiyi ne kadar geliştirirseniz geliştirin, içinden insan payını çıkaramadığınız sürece human error'ı bile, yani insan hatasını göz ardı etmemeniz lazım. Göz ardı edemiyorsunuz ve insan hatasının olduğu her yerde bu tip kazaların olma ihtimali inanılmaz derecede yüksek.
Sözü sana vermeden önce ufak bir şey söyleyeceğim. İşin sağlık kısmına bağlamak için bunu söylüyorum. Şimdi nükleer enerji santrali dışarıdan bu melting gibi ya da işte doğal afetler gibi hatalar olmadığı sürece zararsız gibi görünebilir. Çünkü dışarıya öyle bir radyasyonun kaçma ihtimali çok fazla yok ama... Korunması da var yani. Korunması var elbette öyle. Bir taraftan kullanılan atık uranyumun çıkarılıp metrelerce derine dağların içerisine kayaların altına gömülmesi ve orada saklanması durumu da var. Bu da bir sorun yine. Evet, onu da konuşuruz mesela. Konuşalım mutlaka. Şimdi durum böyleyken çok zararlı gibi görünmeyen bir şeyde bizler elde edeceğimiz faydayı düşünmek durumundayız. Acaba buna değiyor mu diye. Bunu içinde bulundum. Belki burada şeyi sen unutma. Hemen sözünü özür dilerim kestiğim için de. Bilim etiği meselesini belki burada konuşmamız gerekir. Evet yani evet hani, tam oraya gelecek. Hani bilimsel araştırmalarda bir etik kaygısı vardır ya, bu etik kaygısından yola çıkarak belki buna bağlayabiliriz. Yani bu bir kişiye bile bir zarar veriyorsa ya da bir kişiye olası bir zararı bile varsa burada artık zaten tartışmaların da alevlendiği noktalardan bir tanesi bu oluyor. Özellikle bilim camiasında. Çok doğru. Yani ben içinde bulunduğum iş düzeni içerisinden bahsedeyim. Klinik araştırmalarda yani bizim yaptığımız ilaç araştırmalarında insanların kullanacağı eczanelere girmiş ilaçların eczanelere girmeden önce geçirdiği bir fazlar var. Bir fazlar süreci var. Bu faz 1, faz 2, faz 3 hayvan deneylerinden sonra faz 1, faz 2, faz 3 diye gidiyor. Bunu belki detaylı konuşmak gerekecek. Başka bir yayında. Bunu da başka bir yayına atalım. Şimdi bu faz deneylerinde her zaman şuna bakılıyor. Belki bilmeyenler için açıklamamda fayda var. Helsinki bildirgesiyle bu belirlenmiş durumda. Çalışma kapsamındaki insanlardan 100 tane insan üzerinde denediğimizi düşünelim dünya çapında. İnsanlardan bir tanesinin çok ciddi zarar görmesi. İlaç dolayısıyla yani araştırmayı yapan araştırmacı, doktor, profesör diyebilir ki bu ilaç dolayısıyla bu adama bu oldu ve çok kötü bir şey bu. Veya öldü. Çok uç örnek vermek açısından söylüyorum. Bu adamın gördüğü bu zarar, hastamızın gördüğü, gönüllümüzün gördüğü bu zarar diğer insanların elde edeceği faydadan üsttedir. Her zaman o zararı göz önüne alıp o ilacı çıkartamamış oluyoruz sonunda. Her sene 10 bin tane molekül ilaç olarak denenmeye başlıyor. Kimisi faz 1'de, kimisi faz 2'de, kimi faz 3'te kesiliyor. Bunlardan sadece bir tanesi onay alıyor her sene. FDA onayını alıp piyasaya sürülen sadece bir tane. Yani 10 binde bir. Bu arada harcanan parayı herhalde söylemeye gerek yok. Ortalama bir ilaç için 50 milyon dolarda gördüm. 350 milyon dolarda gördüm. Yatırılan paraların büyüklüğü anlamında söylüyorum. Bu tabii kişi sayısı arttıkça, merkez sayısı arttıkça veya dünyada denendiği ülke sayısı arttıkça inanılmaz rakamlara ulaşabiliyor. Bu kadar para bu anlamda bir anlamda çöpe gidiyor. Şimdi buradaki kaygı şu. Etik kaygı. Senin az önce söylediğin bilim etiği kaygısı. Biz acaba elde edeceğimiz faydayı zarara karşı kompanse edebiliyor muyuz? Nükleer enerji santralinde de düşüncemiz aslında bu kadar basit bir şey. Bizim enerji ihtiyacımız nedir? Ne kadar elektrik üretiyoruz? Nereden üretiyoruz? Bu ihtiyacı karşılamak için enerji santraline ihtiyacımız var mı? Enerji santralinde, nükleer enerji santralinde oluşacak bir ihtimalle oluşacak küçücük bir sızıntının, bir patlamanın, bir doğal afet dolayısıyla ortaya çıkacak bir nükleer kazanın oluşturacağı muhtemel sonuçlar edeceğimiz faydayı kompanse ediyor. Evet. Bu kadar basit. Değmiyorsa o kazayı göze almamanız gerekiyor. Bu kadar basit. Aslında düşüneceğimiz şey bu kadar. Ama detaylarını konuştukça zaten o riskler gözümüzde büyüyecek. Ve biz de aslında bir yerde bu şey bu kavganın bir yerinde konuşlanmamız mevzu bahis olacak. Evet. Benim aslında nükleer enerji santrali ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tabii inşası içinde bulunan malzemelerden tuttuğunda işte gömülmesine, daha sonra hatta vadesini doldurunca bu nükleer enerji santralinin yıkılmasına kadar konuşacak dünya kadar şey çıkabilir. Raporlar yine mühendisler odasından elimizde raporlar var. Evet. Belki bunlardan içerikler oluşturup yine paylaşabiliriz. Konuşacak dünya kadar şey var ama bizi insan olarak hem kendimizle ilgili sorumluluğumuz dolayısıyla hem de bir nükleer enerji santralinin çevresinde bulunan bitki örtüsünden tutalım da bitki, hayvan türlerine, böcek türlerine, ne aklımıza ne gelirse tüm canlıları ve oradaki fiziki çevre yapılmış yatırımları binaya kadar düşünebiliriz. Çünkü onlar da bir noktada insanların vergisi, emeklerinden arttırılmış şeyler. Tüm bu bağlamda gördüğümüz bir de biyolojik zararlar var. Gözlemlediğimiz bize veya dediğim gibi ekolojik olarak dışarıya. Bunlarla ilgili sormak istiyorum. İlk anda bir nükleer kaza sırasında birinci elden bunu yaşayan orada çalışanlardan başlayarak uzun vadede ne tip sorunlara yol açabilir? Biz nükleer kazadan nasıl zararlar görürüz?
Evet, biraz da sağlık kısmıyla biraz devam edelim. Buraya kadar yani nükleer bir santralin çalışma prensibi, nükleer bir reaktörün çalışma prensibinden ne olduğundan biraz bahsettik. Biraz da böyle olası bir patlama anında, santralde olası bir patlama anında işte orada bulunan insanlar üzerinde ya da gelecek nesiller üzerinde nasıl etkiler oluşuyor, biraz da ondan bahsedeyim ben. Şimdi şöyle, tabii ki bunlar geçmiş, yani Çernobil ve şu Fukushima var en yakın önümüzde örnek. Buralardan elde edilmiş veriler, sonuçlarla yapılan değerlendirmeler. İlk etapta yangın ve patlamanın yanı sıra etrafa yayılan bir radyasyon söz konusu. Radyoaktif maddelerden kaynaklı. Bu radyasyon da ilk anda yine o santralde bulunan ve acil müdahale ekipleri dediğimiz o ekiplerde akut radyasyon sendromu dediğimiz bir durum ortaya çıkarıyor. Bu durum ne demek akut radyasyon sendromu? Akut radyasyon sendromu şu: bir kusma, deri döküntüsü, hatta koma ve ölüme kadar götüren bir süreç aslında bu. Bunun yanı sıra bir de ortaya çıkan radyoaktif elementlerin bizim DNA'mızda, yani kalıtsal materyalimizde oluşturduğu bir hasar söz konusu. Radyoaktif maddeler çünkü nerede birikiyor? Hücre bölünmelerinin en çok olduğu dokularda birikiyor. Hücre bölünmelerinin en çok olduğu dokular neresi? İşte derimiz bunlardan bir tanesi. İşte Karaciğer. karaciğer bunlardan bir tanesi. Bağırsağımızın astarı bunlardan bir tanesi. Kemiğimizin iliği, kemik iliği bunlardan bir tanesi. Buralarda birikmelere sebep oluyor DNA'larda ve hasara yol açıyor. Mesela bir bağırsak astlarındaki birikmenin sebep olacağı hasar, işte enfeksiyona ve işte vücuttaki sıvı dengesinin bozulmasına kadar gidiyor. Onun dışında işte bir kemik iliğinde ortaya çıkacak bir hasar, bizim biliyorsun ki kemik iliği akyuvar hücrelerinin üretilmesinde görevlidir, sorumludur. Dolayısıyla akyuvar hücrelerimiz, yani bağışıklık hücrelerimizin üretilmesinde bir hasarın oluşmasına sebep oluyor. Ayrıca da kanda bir pıhtılaşmaya sebep oluyor. Şimdi peki, hani bu olaylara sebep olan radyoaktif maddeler neler? Bu elementler neler? Onlardan biraz bahsedeyim. Yani herhangi bir patlama ya da işte sızıntı sırasında ortaya çıkan radyoaktif elementler neler? En bilindikleri yine bu Çernobil ve Fukushima üzerinden bildiğimiz, elde ettiğimiz kayıtlara göre kripton, ksenon, iot 131 var. Sezyumun iki izotopu var bir de. Yani, ve bunun yanı sıra bir iki tane vardı da şimdi unuttum isimlerini. Bu radyoaktif elementler ortaya çıkıyor. Burada aslında benim üzerinde duracağım iki tanesi var. Bunlar çok önemli. Ki geçmiş patlamalarda da en çok hasarı biz bunlar üzerinden gözlemledik aslında. Şimdi kripton ve ksenonun vücudumuz bunu tutmadığı için yapısında olası, yani çok derin bir tehlikesi aslında söz konusu değil. Ama burada üzerinde durmam gereken bir iot 131 var, bir de sezyum elementleri var. Iot 131 ile başlamak istiyorum. Iot 131 nedir? Iot 131 iotun 37 izotopundan bir tanesi aslında. Niye iot 131 bu kadar önemli? Şimdi biliyorsun ki bizim boynumuzda iki tane bez var, değil mi? Tiroid bezleri. İki yanında olmak üzere. Tiroid bezleri ne yapar tiroid bezlerimiz? Tiroid bezlerimiz işte vücuttaki kan dengesini, enerji dengesini ayarlamak üzere hormonlar üretir. Doğru mu? Yani enerji yüzdesini işte kontrol eden hormonlar üretir. Tiroid bezlerinin şöyle bir özelliği var. Tiroid bezleri bu hormonları üretebilmesi için iot kendisine sağlaması lazım. Ama tiroid bezinin şöyle de bir özelliği var. Radyoaktif iot ve radyoaktif olmayan iotu birbirinden ayırt edemiyor. Şimdi zaten Çernobil'deki patlamada çok sayıda mesela tiroid kanseri ortaya çıktı. Bunun sebebi iot 131'di aslında. Ortaya çıkan iot 131'di ve o dönem sanıyorum Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmalar sonucu elde edilen verilerden bir tanesiydi bu. Çocuklarda çok fazla tiroid kanseri vakası gözlemlendi. 6.000 çocuktan falan söz ediliyor bu arada.
neden çocuklarda? Çünkü çocuklarda bir de bu bir yandan da şu... Tiroid çok aktif bir kere yani. Hem çok aktif, hücre bölünmesi de çok seri halde. Yetişkinlerde o kadar görülmedi bu arada ama çocuklarda çok fazla görüldü ve bunu Birleşmiş Milletler yaptığı araştırmada IOT'u çocukların kontamine sütlerden, sudan ve diğer gıda malzemelerinden sağladığını, aldığını gördü IOT 131'i. Dolayısıyla özellikle de kontamine süt bu arada. Şimdi bilenler hatırlar ya da yaşayanlar hatırlar. Karadeniz'de de bir dönem Çernobil'den sonra okullarda bayağı süt dağıtıldı. Yani fındık dağıtıldı. Biz bedava devlet bizi düşünerek bize süt dağıtıyor, fındık dağıtıyor diye biz seviniyorduk ama. Yedin mi sen de? Yedim. Afiyet olsun. Onların yani hani tabii şimdi nihayeti nedir onu da henüz bilmiyoruz. Nasıl bir yüzde var, kanser vakalarında nasıl bir artış var ona dair de bir veri şu an yok elimizde. Neyse tiroid bezinin iot, yani radyoaktif iot ve radyoaktif olmayan iotu birbirinden ayırt edememesi sonucunda bu çocukların, bireylerin patlamadan sonra çok sayıda tiroid kanseri vakası geliştirdiği gözlemleniyor. Çünkü o iotu artık tiroid bezleri ihtiyacı olan iotu IOT 131'den sağlıyor. Şimdi ben burada sözü senden devralıp ufak bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar çünkü ya da bu konuyla çok haşır neşir olmayanlar, özellikle de işin biyoloji kısmıyla haşır neşir olmayanlar belki çok iyi bunu böyle kafalarında canlandıramayabilirler. Ufak bir destekte bulunmak istiyorum kısaca. Senin az önce söylediğin şeyden yola çıkarak açıklayacağım. Çok anlamlı çünkü. Kısemen ve kriptonun aslında vücudumuza girse bile çok büyük zararlar oluşturmayacağını ama aslında iyottan örneğin çok fazla zarar görebileceğimizi, iyodun yani radyoaktif izotopundan çok daha fazla zarar görebileceğimizi söyledin. Buradaki bağıntıyı kurmak açısından şunu söylemekte fayda var bence. Kısemen ve kripton birer soy gaz ve soy gazlar bileşik oluşturmada bizim enzimatik süreçlerde kullandığımız yapılarımıza katılan, yapıya katılan bir takım biyolojik bileşikleri, enzimatik reaksiyonlarda aktif olarak kullandığımız bir takım şeyleri, vitaminleri oluşturamıyorlar. Bunların yapısına katılamıyorlar. Bağ kuramadıkları için bulundukları yerde de bir molekülü ve o molekülün içinde bulunduğu diğer yapıları bozmak durumunda olamıyorlar. Bozamıyorlar yani. Bu anlamda zararları daha az ama elbette ki yaydıkları radyasyon, yayacakları radyasyon değdiği her yere, o ışın neyse artık alfa olabilir, beta olabilir, gamma olabilir bulunduğu yerde belirli zararlar oluşturabilir. Edebildiği penetre miktarına göre bunlar ölçülebilir, denenebilir. Ama yapıya katılanlar iot gibi ya da işte bir uranyumun illa nükleer santral için değil, bir uranyumun iota dönüşene kadar geçireceği yolda atıyorum bizmuta da dönüşüyor. Arada işte toryuma da dönüşüyor. Yani ya da aktinyuma dönüşüyor. Bu kütlesini kaybettikçe başka atomlara dönüşüyor. Ve bunların içinden radyoaktif olanların yine yapıya katılması durumunda göreceğimiz zarar aslında daha fazla doğal olarak. Daha fazla. Çünkü yapıya katılıyorlar ve içinde bulundukları, yapısına katıldıkları, dokuyu, organı, ilk başta içinde bulundukları hücreden ve en yakınındaki DNA'dan başlayarak zarar vermeye başlıyorlar. En büyük zararı da, burada sözü sana devretmek istiyorum, DNA'ya zarar vermeye başladıklarında görüyoruz. Çünkü DNA'ya zarar başladığı anda, aynı o belki mutasyon yayınında bahsettiğimiz, evrim yine evrimle ilgili yaptığımız podcastlerde bahsettiğimiz o genomdaki değişikliklerin yol açacağı sağlık sorunlarıyla, aslında bütün sağlık sorunlarıyla yani genetik bir temeli olan her sağlık sorunuyla karşılaşma ihtimalimiz ortaya çıkmış oluyor. Muhtemel oluyor, evet. Yani bir radyoaktif elementin içimizde bulunması yeter, yakınımızda bulunması yeter. Bir de yapıya katıldığını düşündüğümüzde içinde bulunduğu şeyi bozmaya başladığı için artık işlerin nereye varacağı doğal olarak artık ölçülemez hale gelebilir. O yüzden de aslında en sonda söyleyeceğimiz elimizde direktman nükleer enerji santrali dolayısıyla bu kanser ortaya çıkmıştır diyemememizin sebebi de bu aslında. Bir şekilde orada bir mutasyon olmuş, adam kanser olmuş yani. Evet, kanser oranlarındaki artışa bakarak bir şeyler söylemek mümkün ama nereden kaynaklandığını söylemek bu kadar da önemli değil aslında. Çünkü genomdaki bir değişikliğin kansere gitme ihtimali yüksek. Genomdaki bir değişikliğin genetik bir takım hastalığa yol açma ihtimali oldukça yüksek. Doğal olarak işin içine radyasyon giriyorsa, siz radyoaktif bir sızıntıdan dolayı veya bir kazadan dolayı her neyse radyasyona maruz kalarak etkileşime giriyorsanız zaten zarar görmeye başlamışsınız demektir. İlla da ölçmemiz
verileri tek tek aslında göstermemiz gerekmiyor. Elbette ki bunları göreceğiz. Zamanla daha fazla görmeye başlayacağız. Bunları geriye doğru takip etmekte yeni yöntemler keşfediyoruz. Mutlaka göreceğiz. Ama ilk aşamada göreceğimiz zararı yuvarlak olarak da olsa bu şekilde göz önüne alabiliriz. Evet. Tiroid kanseri de bu arada zaten şimdi o da yapılmış. Yani Çernobil'de yapılıp yapılmamış aslında. Şimdi tiroid özür dilerim. Iod 131 tabletleri dediğimiz tabletler var. Yani siz eğer ki tiroid bezinize radyoaktif olmayan o iotu sağlarsanız, yani tiroid bezinin ihtiyacı olan iotu, radyoaktif olan iotu almadan siz ona radyoaktif olmayan iotla sağlarsanız o ihtiyacı, böyle bir kanser vakasının ortaya çıkmasını da önceden önlemiş olursunuz. Şimdi Çernobil'de bu yapılmadı. Çernobil'de iot 131 tabletleri, iot tabletleri dağıtılmadı ve o yüzden de zaten tiroid kanseri vakası çok fazlaydı Çernobil sonrasında. Ama şimdi bugün mesela 2011 miydi, 14 miydi? 11'di. 2011'deki Fukushima'dan sonra tiroid tabletleri dağıtıldı ve dolayısıyla tiroid bezleri o ihtiyacı olan iotu radyoaktif olmayan iottan sağlamış oldu. Ve tiroid kanseri vakaları da, yani tabii şu an hani bir 5 yıllık ve bir 8 yıllık falan bir süreç. Dolayısıyla belki daha uzun vadelerde bakmak gerekiyor. Bu arada yani iotun da yarı ömrü 8 gün. Yani çok da uzun bir yarı ömrü de yok. Ortaya çıkan muhtemelen tiroid kanseri vakaları Fukushima'da daha az olacaktır diye tahmin ediyoruz en azından. Yani tiroid kanserini bu şekilde de, yani iot tableti dağıtarak da önlemiş olundu aslında Fukushima'da diyebiliriz. Bunun dışında sezyumdan bahsettim. Sezyum ve sezyumun 2 izotopu aslında. Bu da 137 ve 134. Sezyum 137, sezyum 134. Bunlar aslında çok daha tehlikeli. Yani iottan da tehlikeli. Çünkü yarı ömrü çok daha fazla. Yarı ömrü 30 yıl kadar sezyum 137'nin. Dolayısıyla oluşturacağı hasar katlanarak, yani iot için bunu çok daha kısa sürede yok, sıfıra yaklaşır. Yani yok olur demiyoruz ama çok daha kısa sürede belki ortadan kalkabilirken, sezyum uzun yıllar boyunca etrafta kaldığı için çok sağlık anlamında, özellikle DNA hasarı noktasında mutasyonlara götüren ve bunun nihayetinde kansere götüren bir şeye, süreci sebep olabiliyor sezyum. Yani benim de aslında sağlık üzerinde elbette, yani çok fazla aslında söyleyecek şey de var ama genel hatlarıyla elementler üzerinde söyleyebileceklerim bunlar. Kazaları takiben sözünü kestim ama yani nükleer enerji santrallerinde oluşacak kazaların, yangınlar, patlamalar, herhangi bir sızıntı, işte doğal afetler dolayısıyla ortaya çıkacak bir takım sorunları takiben ortaya çıkacak zararları birebir bireyler özelinde test ederek, bu adamın medikal hikayesi, medikal öykü diyoruz. Yani daha önceki geçmiş sağlık durumuna medikal öykü diyoruz. Medikal öyküsüne baktığımızda şunların şunların olduğunu, bunların bunların olmadığını görüyoruz. Bu da değişimidir arkadaş. Bakın fark da budur. Buna nükleer enerji santrali sebep olmuştur. Bu patlama, bu kaza sebep olmuştur deme ihtimalimiz de olarak az. Birey birey gözlemleyemiyoruz. Ancak kitlelere ve istatistiklere bakmak durumunda kalıyoruz. Bu aslında nükleer enerji santrallerinin savunucuları için bir düzlem oluşturuyor. Ayaklarını buna basıp adım alabiliyorlar. Yani bunu kesinlikle hani göz ardı etmeliyiz anlamında söylemiyorum. Elbette de istatistikler önemli ama bireyler üzerinde bakmaya başlayamıyoruz. İşte mesela örneğin işte Three Mile Island Amerika'da, bu yani bugüne kadar olmuş, o da galiba 79'du. Olmuş en büyük kaza oydu. Ondan öncesi de var elbette. Ondan sonra da birçok kaza oldu. Ondan sonra bile 56 tane oldu bildiğim kadarıyla. Yani şimdi bu kadar kazadan takiben, şuralarda bu da olan kazaya göre işte bu çevrede şu oldu falan gibi şeyleri çok iyi birbiriyle ilişkilendirip ve bunları temenni edip geriye doğru takip ederek, genomları takip ederek, biyolojik imza dediğimiz işte o signature'ları, vücutta oluşan değişimleri moleküler olarak tam işte kan analiziyle, karaciğer enzimlerine bakarak, her şeye tek tek bakarak geriye doğru takip etmemiz oldukça zor. Burada çıkarımlar yapmak durumunda kalıyoruz. Yani aslında baktığımız şey şu: radyasyon ne oldu, nereye doğru yayıldı? Örneğin Çernobil örneğinden bahsedelim.
sızıntıyı takiben, Çernobil'den yayılan sızıntı yüzünden 220 bin insan evinden oldu. Yani evet, en azından taşınmak durumunda kaldı. Çünkü o radyasyon geziyor. Dünyanın manyetik alanı var. O manyetik alan ya da hava olayları bu radyasyonun gideceği yönü belirliyor, değiştiriyor. Örneğin önce işte İsveç, Finlandiya'ya doğru çıkarken işte dünyanın da o yani kendi hareketinden bir taraftan işte hava olaylarından bir taraftan da kendi manyetizmasından kaynaklı bu yön değiştiriyor. İşte tekrar geriye iniyor ve St. Petersburg'a doğru geldi. Yani oradan geri indi. O haritayı da gördüğümüzde ne kadar büyük bir bölgeyi etkileyebileceğini de görüyoruz. Şimdi bu bölgelerde tek tek gelen radyasyonun gücüne göre ne gibi değişikliklerin olduğunu, irdelemenin ne kadar zor olduğunu tahmin ederiz. Doğal olarak bir yerde yapılacak. Şimdi Türkiye'de iki tane yapılması tartışılıyor biliyorsun. Biri Sinop'ta, biri Akkuyu'da. Akkuyu'da, Mersin'de. Bir üçüncü daha varmış. Yani ben o iptal oldu galiba, Kırıkkale. Öyle mi? Raporuna göre 2016 enerji raporu var TMOB'un. Bu arada yani eğer okurlarımız da okumadıysa gerçekten çok verimli bir rapor. Çok öğretici bir uzun rapor. Uzun da bir yani bir 400 sayfa falan diye hatırlıyorum ben. Bir göz gezdirmiştim ama mutlaka ben de sonuna kadar okuyacağım. O raporda da bahsediyordu. Yani 3. bir santralden hatta sanıyorum geçmiş hükümet döneminde yani yine AKP iktidarı döneminde yapılan açıklamalara dayandırılarak söylenmişti. Ama hani sadece sözde var böyle bir şey. İcraatta henüz diğerleri kadar hayata geçmiş evet. değil. Yani Mersin'deki, Sinop'taki iki kere. Evet yani, ama işte. Şey de var. Bugün dünyaya da baktığımızda Barancığım yani nükleer santral vazgeçilen bir şey de değil. Yani şimdi şeyleri haberleri okuyoruz işte Avrupa'da bazı ülkeler özellikle Çernobil'den sonra ve sonrasında işte Fukushima'dan sonra da şimdi Japonya mesela bir süre durdurdu ama şimdi tekrar gündemde yani nükleer santrallerini kapatmayı düşünenler var ama nükleer santraller kapanmıyor açılan nükleer santral sayısı da çok fazla. Durdurulmuş reaktörler var. Bunların tekrar işte çalışması söz konusu. Avrupa'da bu anlamda bayağı başı çekiyor aslında. Avrupa'da da Fransa bu işin başını çekiyor. Fransa'da oldukça fazla sayıda nükleer reaktör var. Almanya bu anlamda belki örnek teşkil edebilir. Almanya özellikle Çernobil'den sonra büyük oranda durdurdu, kapatmaya başladı. Tabii bir de o yani Güneydoğu Avrupa, kıta Avrupa'sının güneyi ve doğusu biraz daha artık güneş enerjisi santrallerine. Türkiye'de de böyle bu arada 2019'da özür dilerim yasa yenileniyor. Ama tarıma elverişsiz araziler için rapor alarak Türkiye'nin de evet, değişik yerlerinde yatırım güneş var. Enerjisi, evet yatırım var. Güneş enerjisi santralleri açılabiliyor. Ve Türkiye'nin güneş alan bölgelerinde işte saatlik yıllık o haritaya baktığınızda bu yayınlanmış devlet planlama teşkilatında var. Haritaya baktığınızda Türkiye'de birçok yerin yılın 7,5 ayı günde işte 12 saatin üzerinde 12 güneş saat civarında evet güneş aldığını görüyorsunuz. Çok ciddi oranda bu güneş enerjisinden faydalı. Tabii eğimine göre, toprağına göre yani her coğrafya ayrı değerlendirilmeli ama hani büyük genel için konuşuyorum. Çok yüksek bir güneş enerjisi potansiyeli ve buradan elde edilebilecek elektrik enerjisi potansiyeli var. Şimdi doğal olarak burada da ihtiyaç ve üretim tartışması ortaya çıkıyor. Acaba biz ne kadar üretiyoruz? Ne kadarına ihtiyacımız var? Ne kadarını neyden üretebiliriz gibi. Doğal olarak oluşacak zararlar o ilk başta söylediğimiz bilim etiği dolayısıyla ve bilim etiği demeye gerek yok. Etik dolayısıyla. Ne kadar ihtiyaç dahilinde, ne kadar yapılmalı, ne kadar yapılmamalı tartışması daha kolay yürütülebilir. Dediğin gibi evet bundan vazgeçen ülkeler var. Büyük oranda sayıların azaldığı yerler de var. Ama tamamen sıfırlanmadıkça dünya nükleerden vazgeçti diyemiyoruz. Çünkü yenileri içinde ihaleler açılmaya devam ediyor, yapılmaya devam ediyor. Başta söylediğimiz zararın nereye gideceği belli değil. Çünkü ne dedik işte gömülmesi gerekiyor. En azından bir 100 bin yıl kayanın altında evet. insandan çok uzak bir yerde olması gerekiyor. 500 bin metre derinlikte olması gerekiyor falan konuşuluyor bir sürü sayılar var. Ama kimse 100 bin yıllık kontrat yapmıyor. Kimse gidip imza atmıyor ben bunu 100 bin yıl saklayacağım diye. Doğal olarak biz aslında ne kadar geleceğe zarar verdiğimizi de bilmiyoruz. Yani hani bu anlamda da dünya tamamen reddetmiş durumda değil. Hatta yenileri de açılıyor dediğimiz gibi. Biraz sayıları da bilinmez değil yani gayet. Biliyoruz. Evet evet işte Amerika'da 98 tane var. Kanada'da var. En fazla sanırım Amerika'da var.
Fransa'da var. Japonya işte Fukushima'dan sonra biraz böyle bir durdu ama Japonya ve Fransa'nın bu arada farklı bir stratejisi var. Başka ülkelere alışıyorlar. Nükleer santralleri. Rusya'nın bir projesi var. İşte gezen bir gemi üzerinde reaktörleri şey yapıyor. Rusya artık sıcak denizlere inerse bizim için de bu gemi herhalde tehlike olur diye düşünüyorum. Onun dışında Fransa ve işte Japonya diğer ülkeler, Hindistan açıyor. Bangladeş de bir tane söz konusu. Yani bizim ülkemizde de bu anlamda gerçekten o raporu okuyunca da ben buna kanaat getirdim. Anlamsız bir ısrar var. Yani hani nükleer santral konusunda. Abicim sen de biraz önce söyledin. Yani güneş enerjisi bu anlamda bizim için yani kötü de bir örnek, deneyim de yaşamışız. Yani bu ısrarın, kapitalizmin böyle bir ısrarı var yani. Bu çok gerçek. Niye bununla bu kadar ısrar ediliyor? Yani çevre halkının da tepkisi var. Yani insan, bütün dünya da tepki gösteriyor. Bu anlamda anlamsız bir ısrar söz konusu. Getirisi, götürüsü, hesaplaması bunlar yapılıyor mutlaka ama yani bir şeyden biraz kasıp daha risksiz olanı tercih etmek dururken paradan kısmayıp daha riskli olanı tercih etmek biraz daha bana böyle şey geliyor. Bir de bunun şey kısmı da var. Yani nükleer santralin varsa nükleer silahın da olacaktır. Çünkü böyle de bir işin bir de bir o kısmı da var yani. Hani nükleer silah kısmı da var. Bu da tehlike. Yani doğru. İki ucu çoklu denklem diyorum ben böyle durumlara. Sosyal scientific issue'lar için de bunu söylemek çok doğru oldu. Yani sadece o bölgedeki hayvan hakları koruyucularının, yaşayan insanların, doğayı seven, koruyan insanların değil, Çernobil'de gördüğümüz üzere çevre ülkelerin, hatta dünya insanının söz hakkı olması gereken bir şey, bir konu. Kesinlikle öyle. Herkes etkili. Nesiller etkili. Yani elbette. Hani yani suyun kirlenmesinde başlayarak önce evet o bölgenin halkı elbette öncelikli ama radyasyon bu. Ne sınır biliyor, ne bizim elimizle çizdiğimiz sınırları tanıyor, ne askeri o siyasi sınırları biliyor dediğim gibi, ne hava sahası bilir, ne deniz sınırı bilir. Yani bunların hiçbiri de bilinçli bir şey olmadığından haşır neşe değil, doğal olarak yayılıyor ve bir sürü şeyden etkileniyor. Bu Mersin'de aşacağınız bir şey, Mısır, Libya, Fas, Tunus, bütün Akdeniz hattından tutun, öbür tarafta Lübnan, İsrail, Ürdün, yani Arap Yarımadası'na kadar etkileyecek aslında. Özür dilerim. Kartı ters tutuyoruz. Ya çok çok özür dilerim. Şuradan şöyle atıyorum ya. Ters olduğuna dikkat et dedim. Kartı tutmayı da bir türlü öğrenemedim. Tamam. Bu arada şey de var. Baran'cığım yani gündelik hayatta da biz bu arada radyasyona maruz kalıyoruz. Yani şimdi birileri çıktı radyasyon işte bir tüp patlaması kadar tüp patlamasıyla eşdeğer tuttu. Geçmiş deneyimlerde Çernobil örneğinde ben çocuktum. Yani Çernobil olduğunda doğmamıştım da. Sonraki süreçte biliyorum o yaşananları yani hepimiz de biliyoruz. Bir bakan vardı, Cahit Aral olması lazım. Ekrana çıktı ve çay içti. Yani ben içiyorum, siz de için dedi. Yani. Ya bu ülkede gerçekten yani şimdi Kazım Koyuncu'nun anısına bu şeyi yayını da yapmış olalım bir anlamda. Onun da güzel bir sözü var aslında. Diyor ki bu ülkede ve Anadolu'da özellikle yönetenler bu çok siyasi gelebilir halk düşmandır diyor. Yani bu anlamda baktığın zaman o çayı ekrana çıkıp içen adamın başka bir niyeti var mıdır ben bilmiyorum. Karadeniz'de kanser araştırma enstitüleri kurulabilirdi Çernobil'den sonra kurulmadı. Belli gerekçelerle yani bunun da yıllarca mücadelesi verildi. Şimdi sanırım bir tane kanser araştırma merkezi var diye hatırlıyorum. Doğru mu Dino? Yani bunların tamamı için aslında dediğim gibi hani tabii işin sert ifadesi de doğru olabilir ama cehalet deyip geçiyoruz. Yani ama öyle olmayabilir. Gerçekten işin içinde kötü niyet de olabilir. Bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü ticari ilişkiler işin içine girdiğinde, yatırımlar girdiğinde mühendisler odasından bir dostumuzun gönderdiği raporda bu yayından bahsedince paylaşmak istedi. Gönderdiği raporda dolar henüz 3 civarındayken bir nükleer enerji santralinden maliyet oranında ettiğimiz zarar %300 iken şu anda hiç söylemiyorum bile. Yani 5.80'di bugün, 5.80'in üzerindeydi. Aynısı çarpıştı. %580 artık zarardayız gibi bir şey oluyor. Yani o
tabii ben hani işim değil, işin ekonometrisini bilemeyebilirim ama bizim elde edeceğimiz faydanın içerisinde ve göreceğimiz zararın içerisinde işin bir de bu tarafı var. Doğal olarak bir vatandaş olarak da vergilerinizle neler yapıyorlar. Yani nihayetinde evet. Yani en nihayetinde söz hakkımızın bir de bu tarafı lazım. Var. Bu kadar basit. Temelde bu kadar basit. Bu da dönüp dolaşıp yani demokratik toplum yapısına geliyor. Bu da burada belki artık konuşamayız böyle konulara. Belki başka bir yayınımızda. Evet, yani konuşamayacağımızdan değil. Bu konu yani temel hak ve özgürlükler noktasında bireylerin neyle ilgili söz sahibi olacaklarını bireyler belirler. Bu kadar basit. Yani sen içinde bulunduğun toplumda, işte yaşadığın coğrafya içerisinde nükleer bir güce maruz kalmak istemiyorsan istemiyorsundur. Bu kadar basit. Yani bunun için ne açıklama yapman ne de özür dilemen gerekir. İşte 1945'ti yani Hiroşima. Nazım'ı da anmış olalım yani. Hiroşima 1945 hesaplarsa 74. yılı oluyor galiba. İlk kez çiçek açtığıyla ilgili öyle bir şeyler gördüm. Bilmiyorum yanlışsam düzelsinler bizi ama. Henüz ilk kez Hiroşima'da bir çiçek açıyor. Yani o radyasyonun aslında gelecek olan canlıyı da yani işte turuncu derili insanların doğduğu işte bir takım deri mutasyonlarının, iç organ mutasyonlarının onlarca, yüzlerce örneğini gördük. Yani şimdi işe böyle bakınca aslında siz o andan itibaren nükleer santral dolayısıyla oluşacak kazalarla yüzleşmeye başladığınız andan itibaren işlerin nereye gideceğini bilemezsiniz. Çünkü genomunuzda 18 bin gen var ve bir tanesi bozulduğunda ne olacağıyla ilgili fikriniz çok az. 10 tanesi bozulduğu zaman olacak şeyler neredeyse ölüme gidebilir. Hangisini bozulduğuna bağlı olarak. Doğal olarak kestirmeniz çok zor. Kuyruklu mu olacaksınız, at toynaklı mı olacaksınız, işi yani işte bu apokaliptik bir takım işte ya da işte bilim kurgu filmlerindeki gibi eğlenceli anlatmak da var ama öyle değil. İş bu kadar eğlenceli olmayabilir. Böyle görünmeyebilir. O bir film sahnesi değil ve oluşabilecek zararların sınırını kestirmemiz mümkün değil. Çünkü işin içinde radyasyon var ve genomu etkilemeye başladığında oluşacak etkiler sınırsız. Şimdi buradan baktığımız zaman aslında ortaya bir sonuç çıkmış oluyor. Taraf tutmak durumunda kalıyoruz. Kesinlikle. Yani oluşacak faydaya karşı biz bu zarar ihtimalini istemiyoruz. Bu kadar. Evet zararsız olabilir bir noktada. Çok iyi korunabilir. Doğru. Ama en başta human error gibi, insan hatası gibi küçücük bir şeyden başlayarak hiç etkimizin olmayacağı, bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşen doğal afetlere kadar bir spektrumda kazalar oluşabilir. Bu kazaların da nükleer sonuçları olabilir. Bu kadar. Biz bu ihtimali istemiyoruz demek gibi bir hakkımız var aslında. Ki Çernobil'de öyle oldu. Yani hani en nihayetinde öyle oldu. Tabii temel dizide tabii farklı bazı amaçlar da güdülüyor ama Çernobil'de de bir human error dediğimiz insan hatasından kaynaklı ortaya çıkan bir sızıntının sonucunda gerçekleşti. Bitirelim artık yani. Hani evet, sen söyleyeceğim başka bir şey var mı? Genel çerçeveyi en azından çizdik. Evet yani. Söylemiş olduk. Belki bir yayın daha yapmak gerekir mi? Bu mesela özellikle de TMOP raporu üzerinden. Tepkilerden ve şeyden anlarız. Merak edilenler, sorular gelebilir. Evet. Söylenecek çok şey var tabii ama yani her kazanın kendisine ait bir tarihi ve bir olayı var. Hepsi tek tek konuşmak gerekir. Oluşacak su kirliliklerinin, çevresel kirliliklerin sonuçları var. Etraftaki radyasyonu tabii. Doğacak bebeği nasıl etkilediğiyle ilgili bir takım onlarca şey söylenebilir. Elbette sınırsız bir konu. Çok var. Belki evet bir talep gelirse bir bu kadar daha bir yayın yapmak gerekir. Belki eğilmek gerekir. Bu arada şey ben not almışım onu söylemek istiyorum. O, tabii. Benim notlarım çok kıymetlidir bilirsin. Evet, evet dolu. Doğada bulunan en fazla radyoaktif madde içeren yiyecek de Brezilya fındığıymış bu arada. Yedin mi hiç Brezilya? Yemedim. Bilmiyordum daha doğrusu. Yeme o zaman. Bildiğinden değil yani. Görmedim hiç. Evet çok fazla radyoaktif. Ben de görmedim. Nereden yiyeceğiz fındığı o zaman? Karadeniz'den gene ne yapalım radyasyonu madrasyonu artık. Brezilya fındığı niye çok fazla radyasyon içeriyor? O fındık ağaçlarının kökleri çok derinlere iniyormuş bu arada. Biliyorsun bizim de dünyamızın katmanlarında aslında kendisinde de bir radyoaktif maddeler, elementler çok fazla var. Köklerinden alıp tohumla taşındığı söyleniyor. Bir başka ilginç bilgi daha vermek isterim bu anlamda. İyi olur. Sayende ne yemeyeceğimizi öğrenmiş oluyor. Kısmen tabii var. Çok az bir değer. 0.01 miligram aslında. Miligram ölçü birimi olarak radyoaktif maddenin. Muzda da 0.01 miligram kadar bir radyasyon var ama bu, hatta informal anlamda, resmi olmayan anlamda
bir ölçüm değeri olarak da kullanılır. Muz ölçü değeri diye. Hmm. Muz eşdeğer ölçüsü diye kullanılır. Bu bilgiyi de verdikten sonra... Aslında birikim yani bu. Yani radyoaktif maddenin o meyvenin içerisinde ne kadar akümüle olduğu, evet, ne kadar biriktiği ile ilgili. Bunu da söyledikten sonra muz yiyebilirsin bu arada. Yani tamam. Başka... Çok sık yemiyorum zaten ama biraz korkmadım değil. Çok da fazla yeme ama muz da tüketebilirsin bu anlamda. Diyelim ve bitirelim artık istersen. Bitirmeden önce bu yayın içinde kitap tanıtımımızı, evet, yapalım. Artık yavaş yavaş bunu yani her yayında yapmaya başlıyoruz. Bu arada bize çok hem teşekkürlerimizi de buradan sunalım. Evet. Domingo yayın evinden, Metis yayın evinden, Metis Bilim'den kitaplar geldi. Biz okuyoruz bir taraftan onları. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bir taraftan da buradan onları ben tanıtalım isterim. Bak, evet. Ben bu hafta ben bir tane tanıtabilir miyim? Tabii lütfen. Sen başla, ben de diğerlerini alırım. Evet, bu Domingo yayınlarından, Domingo yayın evinden çıkan bir kitap. Çizgilerle Psikoloji isminde. Bu arada Grady Klein ve Danny Oppenheimer'ın çıkardığı bir kitap. Ödüllü bir karikatürist ve bir psikolog güçlerini birleştirmiş. Kitap bu arada çok tatlı, içi çok tatlı. Ben böyle başladım, severek de okuyorum şu anda. Yeni başladım. Karikatür şeklinde çizimler var. Anlatılar söz konusu. İşte bir klasik koşullanmadan, edimsel koşullanmadan, işte sosyal öğrenmeden bunlar nedir? Çok da tatlı bir dille. Elif Okan Gezmiş çevirmiş. Daha önceki çevirisini de okumuştum Domingo yayınlarından kendisinin. Çok da duru bir dili var. Çok hoş bir kitap. Ben okunmasını tavsiye ederim. Bu hafta Domingo yayınlarından Çizgilerle Psikoloji diye yeni başlayanlar için insan şeklinde tanıtmış olalım. Senin de mi var tanıtıcı? Ben de Metis'ten gelen, Metis Bilim'den gelen öncelikle Dağınık Zihni, Adam Gazzaley ve Larry Rosen'ın Dağınık Zihin Yüksek Teknoloji Dünyasında Kadim Beyinler, İnsan Beyninin Teknoloji ile ilişkisi sırasında ve yani bütün bu interaktif süreçte nasıl değiştiğini, günlük hayatını nasıl etkiledi, ekranda geçirdiğimiz süreden tut da bunun psikolojimize, eğitim hayatımıza, işteki başarımıza yansımalarını ama inanılmaz derecede sağlıklı verilerle, çok iyi bir kaynakçası var, bilimsel anlamda irdeleyerek merak edeceğiniz konuyla ilgili ben olsam şunu merak ederdim, bunu sormak isterdim diyeceğiniz her şey içinde cevap bulan oldukça hoş bir kitap. Dağınık Zihin. Evet, bu biri. Diğeri burada astrobiyoloji, David Catling'in Dünya ve Evrende Yaşam. Bu kitap yine Metis Bilim'in. Burada da yani hem öncelikle Güneş Sistemi olmak üzere, onun dışında da diğer olası yıldız sistemlerinde madde oranına göre, madde konsantrasyonuna göre, atmosfer kalınlığına göre, aklınıza gelen tüm yaşamsal parametreler dahilinde yaşam ihtimalini değerlendiren, bu konudaki araştırmaları tarihi içerisinde irdeleyen ve bunlardan verileri gayet akıcı bir şekilde, gayet okunabilir şekilde sunan çok hoş bir kitap. Son kitap Johan Hari'nin Kaybolan Bağlar. Burada da depresyonun gerçek nedenleri ve beklenmedik çözümler başlığı atılmış. Eşim elimden kapıp okudu. Önce ben biraz geç okuyabildim o yüzden. En son gelen kitap buydu Metis'ten, Metis yayınlarından. Bu kitapta da bireysel olarak beklentilerinizin, anksiyete kaygılarınızın ve bunlar arasındaki ilişkilerin yine günlük yaşamınıza yansımaları. Yani belki biraz daha davranışsal gelebilir bu anlattıklarım ama yine çok güzel bilimsel verilerle, grafiklerle bir taraftan da şey de yani kaynakça dahilinde de şeylere giderek, referans makalelere gidebilerek daha detaylı bilgileri alabileceğiniz, zaten kalınlığı itibariyle de aslında çok fazla şey içeriyor. Evet. Sıkılmadan okuyabileceğiniz gayet hoş ve akıcı bir kitap. Evet. Bu üç kitabı da tanıtarak nezdinde Metis'e de, Metis yayınlarına da teşekkürlerimizi sunalım. Evet, çünkü yaklaşık 6 ay oldu değil mi? 6 ay sonra ilk kez dolayısıyla, evet, kitaplar da birikti. Evet. Biz de okuduğumuz kitapları paylaşmayı seviyoruz. Size de tavsiye ederiz. Diyelim ve bitirelim istersen. Evet, nükleer reaktörün ne olduğu, nükleer santralin ne olduğu, nükleer enerjinin ne olduğu, nasıl çalıştığı, olası tehlikeleri, sağlık üzerindeki etkileri, diğer canlılar üzerindeki etkileri, birkaç Avrupa'dan ve dünyadan da nükleer enerjiye yönelik işte yönelimlerin ya da kapatılmaların ya da vazgeçmelerin ne şekilde olduğu üzerine konuştuğumuz bir yayın oldu.
yayınımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilimfili projelerinde bizlere destek olmak isterseniz www.patreon.com/bilimfili hesabından aylık ya da tek seferlik olarak bizlere bağışta bulunabilirsiniz. Ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozdağ. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.